1800'lü yıllarda Mekke, Medine, Hicaz bölgesinde müthiş bir veba salgını var. Şeyh Ahmet Duhani diye çok büyük bir Allah dostu, ikindi namazına dayanamadım diyor. Pek Mescid-i Haram'a gidip namaz kılmak riskli olduğu için. Ama diyor ikindi namazı çok önemli olduğundan ikindi namazına dayanamadım. Kabe'ye geldim diyor. Kabe-i Şerif'te insanlar ölü kaldırmakla meşgul, tavaf zor yapılıyordu diyor. İkindiye kıldıktan sonra diyor Safa Tepesi'ne çıktım. Merve tarafına doğru baktığımda diyor Say da durmuştu. Çünkü yollarda insanlar dökülmüş. Say yapılamıyordu. Ölü kaldırmakla meşguldü arkadaşlar. Yeis'e kapıldım. Bir ümitsizlik kapladı içimi. Ne olacak bu halimiz diye kendi nefsimden de korktum. Fakat o esnada kulağıma bir ses, "Ey Ahmet Duhani, sen şu ayeti unuttun mu? İdâ câ ecelühüm lâ yestâhirûne sa'aten ve lâ yestekdimûn." Onların ölüm vakti geldiğinde ne bir dakika gecikir, ne bir dakika takaddüm eder. Öne geçer diye kulağıma bir ses bana o ayet-i celileyi hatırlattı diyor. Ve kulağıma yine akşam sabah 21'er defa Kureyş suresini oku. Bunu sevdiklerine de söyle. Biiznillah kim bunu buna devam ederse evine veba salgını bulaşmaz dedi kulağıma diyor. Ondan sonra ben akşam sabah devam ettim. Bütün sevdiklerime de söyledim. Ve kim bu Kureyş suresini akşam sabah 21'er defa okuduysa evine veba salgını uğramadı diyor. Bunu da Mekke Medine tarihini yazan Eyüp Sabri Paşa'ya anlatıyor. Eyüp Sabri Paşa Mir'at-ı Arameyn kitabını hazırlarken bu zat ile tanışıyor. Bu zat daha önceden başından geçmiş bu hadiseyi Eyüp Sabri Paşa'ya anlatıyor. Eyüp Sabri Paşa da bugün hepimizin bildiği Mir'at-ı Arameyn isimli Mekke Medine tarihi anlamına geliyor. Bu kitabında bu olayı naklediyor. Biz de bu salgın döneminde inşallah buna harfiyen uyarsak, bunu da akşamı sabahı akşamın peşine, sabahı da sabahın peşine okursak akşam sabah olayı oturmuş olur. İhlas ile, samimiyetle inanarak bu mübarek sureyi okumak lazım. Bu mübarek sureyi zaten sefere çıkarken de 11 defa okumamız tavsiye ediliyor bize. Allah-u Teala bu mübarek sure hürmetine, büyükler hürmetine efendim inşallah bizi muhafaza eder. Zaten kimsenin eceli gelmeden başına bir şey gelmez. Neyse ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Şeyden sakınmak lazım. Erzeli ömürden. Bu hastalığa yakalanırsın, yanına giden gelen olmaz. Yani son nefesinde ızdırap çekmemek için Allah'a dua etmemiz lazım. Yoksa kimse vakti gelmeden erken ölmeyecek. Onun için de yeise ümitsizliğe kapılmaya gerek yok.